Bu akşam ne yemek yapıyorsun? Para bıraktın mı ki yemek soruyorsun? Aman! Zaten canım sıkkın, üstüme gelme benim. Ne? Ne oldu? Bugün ablandan mektup geldi. Buraya geliyormuş. Peki kimsesi yok mu? Babam ölünce ortada kaldı, o da bize gelecekmiş. Aman gelirse gelsin, ne yapayım? Şu adresi soracaktım. Bakayım efendim. Şu ilerden ilk sağdan döneceksin. Sağ ol. Baksana, kapı çalınıyor! Tamam, duydum! Kapı çalınıyor dedim, baksana! Duydum dedik ya, tamam işte, geldim! Hoş geldin Nazlı, hoş geldin! Geç içeri, buyur şöyle! Hoş geldin Baldız, gel bir öpeyim seni! Görüyorsun halimizi. Fakirliğin gözü kör olsun. Sizin yük olmayacağım. Yarından itibaren bir iş bulup çalışacağım. Gel odanı göstereyim sana. Buyur şöyle. Ah.
Akşama kadar iş aradım. İnsanların hepsi başka şeyler istiyor. Bak abla, kısa zamanda bir iş bulamazsan burada kalamazsın. Nerede seninki? Yandaki odada uyuyor. Başımıza bir boğaz daha çıktı. Bize yük olmaz. Yakında bir iş bulacak. Hem de bize yardımcı olur. Ne? Canım benim. Hep böyle yapıyorsun. Benden uzaksın, niye? Canım çok sıkılıyor. Seninle uğraşamam şimdi. Peki, öyle olsun. Git, yapacak başka şeyler bul kendine. Benim baldızım! Bırak beni diyorum! Beni mi olacaksın? Dilenme boşuna! Bırak beni! Yapma! Benim olacaksın! Bırak! Alçak! Bana bunu da mı yapacaktın ha? Defol evimden! Defol diyorum sana! Hemen burayı terk et! Burada kalamazsın artık! Benim bir suçum yok! Ben anlamam! Hemen burayı terk et diyorum! Bir şey olmadı ya! İyi misiniz? Ay. Kalkın, sizi hastaneye götüreyim. Kalkın. İyi misiniz? Yalnız bacağım ağrıyor. Gidip baktıralım o zaman. Geçin şöyle. Geçin. Babam ölmüştü. Ablamın yanına geldim İstanbul'a. Daha ilk geceden kocası saldırdı, zor kaçtım. Size rastlamasaydım kendimi öldürürdüm belki. Aceleniz ne? Zamanı gelince hepimiz nasıl olsa öldük. Hem kendinizi öldürecek kadar suçlu musunuz? Ne yaptınız ki? Daha ne olsun? Ne gidecek yerim var, ne işim ne param var. Üzülmeyin. Bunların hepsi geçti. Size bir şey söyleyeceğim. Sakın yanlış anlamayın. Benim şirin ve mütevazı bir evim var. İsterseniz bir müddet orada kalabilirsiniz. Şey... Israr edin. Neden olmasın?
İşte kalacağınız yer burası. Biraz bakımsız bir ev ama tamirat ve boya yaptıktan sonra oturulabilecek hale gelir. Benim gibi kimsesiz bir kıza bu kadarı bile çok. Ben yarın gerekli malzemeyi alırım. Tamirata başlar. Sağ ol. İyi akşamlar beyefendi. Yemeği hazırlayayım mı? Sağ ol. Canım bir şey istemiyorum. Hanımefendi yok mu? Oyun salonuna gitti beyefendi. Ne zaman fişli oynasam kaybederim. Efendim? Bir şansım yok. Uğur getir bana. Bol şans. Mersi hayatım. Rest. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Al şunu. Buyurun. Sağ ol. Bol şans. Mersi kocacığım. Bekle, bu seans bitiyor. Hemen yeni bir kare yapacağız. Ben oynamayacağım. Aşk olsun. Aylardır eline kağıt aldığın yok. Kaybetsen de önemi yok şekerim. Yeter artık. İçme şunu. Pardon şekerim. Önemli değil. Boş ver. Kerim Bey, eskiden siz de oynardınız. Şimdi niçin oynamıyorsunuz? Oynasanıza. Sedat, hadi yeni bir kare kurup oynayalım. Bu gece hiç şansım yok. Oynama artık, gidelim. Nereye? Niçin? Yarın erken kalkacağım, işlerim var. Ben izin veririm, öğleye kadar uyursun. Uzatma Aynur, yürü. Ne biçim laf bunlar emreder gibi? Karıcığım, ayakta duracak halim yok. Üstelik yorgunum. Gidelim. Hadi yürü. Hadi. Kalk, kalk. Kalk ve yürü. Ayağım takıldı hayatım, yoksa düşmezdin. Düşmezdin hayatım, düşmezdin. Bilmez miyim? Yürü. Geç içeri. Geç. Ay! Öf! Ay. Bana bak! Bıktım senin içkinden, kumarından. Bana acımıyorsan çocuğuna acı bari. Zavallı yavrum, anne şefkati görmeden büyüyor. Unutma ki, bu giydiğin elbiseye, yaşadığın bu hayata, hepsine, her şeye benim paramda kavuştun. Kes sesini! Kesmiyorum! Lanet olsun senin parana da, puluna da, her şeyine! Babacığım, sen mi geldin? Çikolatamı aldın mı? Unuttum oğlum. Yarın sana kocaman bir top alacağım. Seni çok seviyorum babacığım. Ben de seni seviyorum. İyi uykular canım oğlum. Sana da babacığım. Çok yorulmuşsun. Biraz dinlen. Bu tatlı yorgunluk. İnsanın kendi evini hazırlaması yorgunluk olur mu? Ha, yorgunluk dedin de aklıma geldi. Bir yorgunluk kahvesi içer misin? İçerim. Ne yazıyorsun? Seni. Beni mi? Evet, seni. Seni anlatan bir şiir. Tıpkı senin gibi. Rica etsem bunu okur musun?
Çıkmaz yaradan bile. Dertler gelir, onu bulur. Açmaz yaradan bile. Sesinin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordu. Yürü. Nereye? Gidiyoruz. Hoş geldin Kerim. Hoş bulduk. Nasılsın? Siz de hoş geldiniz. Şöyle buyurun. Buyurun. Buyurun, buyurun. Bak Kerem. Bu kızın sesi çok güzel. Bunu bir dinlemeni istiyorum senden. Çok beğeneceksin. Dostum. Uzun zamandır ortalıkta yoktun. Sen sesin iyisinden, güzelinden anlarsın. O zaman yarın stüdyoda hanımefendinin sesini bir dinleyelim. Kaçta gelsin Kenan? Sizce saat 3 uygun mu? Tamam, olabilir. Thank you.
Sesiniz çok güzel, harika. Buyurun, yazıhanede konuşalım. Benim malları gönderiyor musun? Tabii ki gönderiyorum. Bütün mal yarın elinde olacak. Evet. Pekala, faturayı da yollarım. Güle güle. Buyurun. Bir günde meşhur ederim seni. Bir gecede adını duymayan kalmaz. Sesin bir harika. Usul nota bilmene de lüzum yok. Günlük şarkıları ezberlesen yeter. Ben klasik müzik hocalarımdan ders almak veya konservatuvara gitmek istiyorum. Bırak şimdi mektebi, hocayı. Radyoyla, gazeteyle, afişle, ışıklı yazılarla bir reklam patlatırız. Hemen en büyük gazinolardan biriyle çalışırsın. Bir mevsimde zirveye çıkarsın. Söz sana. Hadi bunu kutlayalım. Ama ben sadece kaset doldurup konserler vereyim. Gerçek Türk müziği derslerini almak istiyorum. Bunlar boş laflar kızım. Şöhret olmadan kaset çıkaramam. Çünkü satmaz. Şöhret diyorum sana. Yani servet. Gecede 50 milyona para demezsin. Ayrıca konserlerden, düğünlerden, balolardan alacağım para da cabası. Bir yıla varmadan apartmanın olur, araban olur, mücevherlerin olur. Masallardaki gibi yaşarsın. İstemem. Bana göre değil o hayat. Uyamam. Yapamam. Neden? Bir şey yapacak değilsin ki. İşte kötü olan da bu ya. Teklifinizi kabul edemem. Kusura bakmayın. Efendim? Kerim Bey sizi arıyorlar. Beni mi? Kim arıyormuş peki? Kenan Bey efendim. Tamam kızım, bağla. Görüşeceğim. Peki. Alo, merhaba Kenan. Nasılsın? Sesi böylesine güzel ama bu kadar budala bir kız görmedim. İstese rakipsiz bir yıldız olur. Dünyanın parasını kazanır. Çok güzel. Çünkü alımlı, gösterişli ama aklı eksik. Ne söylesem hayır diyor. Mektep müziği diye bir şey koymuş kafasına. Hiçbir şey dinlemiyor. Çok güzel bir ses ama biraz aptal. Vallahi bilmem Kenan, kendi bilir. Helal olsun, şanda şöhrette gözü yok. Neyse, sen bir şeyler yaparsın. Tamam, görüşürüz. Ah, Allah Allah. Kenan ne demek istedi? Aptal. Hayır. Allah Allah. Çok güzel bir ses ama kafasını kullanamıyor. Efendim? Kerim Bey, Serpil Hanım sizi arıyor. Tamam, hemen bağla. Hı hı. Teşekkür ederim. Merhaba, ben de tam seni arayacaktım. Bu akşam yemeğe çıkalım diyorum. Konuşacaklarım var seninle. Tamam. Sesinizi Kenan Bey çok beğenmiş. Hem de çok. Her şeyi biliyorum. Yaptığı teklifi neden kabul etmedin? Ne teklifi? Bir iki yılda tüm istikbalini kurtaracakmış. Niçin kabul etmedin? Gazinolarda her gece şarkı söylemek, içki içenleri memnun etmek, kendimi sevdirmek, şöhretimi devam ettirmek için olmadık şeyler yapmak, şarkı söylerken göz kırpmak, öpücükler göndermek, hatta göbek atmak. İşte teklif edilen bu şöhret, paradan çok üzüntü getirecek bana. Olur olmaz şeyler söylenecek, yazılar yazılacak. İstediğim gibi değil, mecbur olduğum şekilde yaşayacağım. Çevremdeki erkeklerin hiçbirine inanmayacağım. Sevdikleri ben miyim, şöhretim mi, yoksa param mı anlayamayacağım. Hepsinden şüphe edeceğim, bedbaht olacağım. Bu basit hayatın içinde daha mutluyum ben.
bir aşk olmalı, bir sevgi, bir ruh olmalı. Anladın mı? Seni seviyorum. Gözümden öpme, ayrılıktır. Biz hiç ayrılmayacağız, değil mi? Beni bırakırsan ölürüm demiştin. Durduğun yerde dur. Beni bırakıp bırakıp gitme, ne olursun. Bırak gemiler sensiz gitsin. Kendini martılarla bir tutma. Senin kanatların yok. Düşersin, yorulursun. Böyle mi olur insan? Bilmem. Yaşamaya seninle başlıyorum. Ben senden önce yoktum. Seni seviyorum. Seni sevmekten öte bir şey benimki. Anlatamıyorum. Seni götürmeye geldim. Nereye? Bilmiyorum. Hemen gidelim. Benimle evlenir misin sen? Sahi mi? Evlenecek miyiz? Sen istersen. Hadi hemen gidip kutlayalım bunu. Ne zaman döneceğiz? Bilmem. Sonra ne yapacağız? Bilmem. Düşünme bunları. Her şeyi unut. Hiç ayrılmayacağız, değil mi? Beni bırakırsan ölürüm. Thank you.
elimde olsa bütün denizi getirmek isterdim sana. Bir gün mutluluğumuzun da böyle parmaklarımızın arasından kayıp gideceğinden korkuyorum. Hayır. Mutluluğumuz sonsuz olacak. Şu yosun ve balıklar, dağlar, taşlar, kuşlar, her şey. Mutluluğumuzu bütün dünya işitsin istiyorum. Yalnız seni seviyorum. Eğer bir gün sensiz kalırsam... Kendimi buradan aşağı at. Çünkü sensiz yaşayamam. Sensiz yaşayamam. İnanmıyorsun değil mi? Atayım mı? Adi kadın. Kimi arıyorsunuz? Sonunda bana bunu da mı yapacaktın Kerim? Seni mahkemede sürüm sürüm süründüreceğim. Siz kim oluyorsunuz? Ben Kerim'in karısıyım. Kendi hayatınla beraber benim hayatımı da mahvettin. Senden iğreniyorum. Derhal boşanalım. Bu o kadar kolay değil. Neden kolay değil? Benimle evlendiğinde hiçbir şeyin yoktu. Bana geldiğin gibi gideceksin. Ama ben her şeyi çalışarak yaptım. Olabilir. Benden ayrılmak istiyorsan şartlarımı kabul edeceksin. Cebindeki parana kadar her şeyini istiyorum. Her şeyini. Her şeye razıyım. Yeter ki bırak yakamı. Kerim Bey, biz her şeyi hazırladık. Bir tek şuraya imza atmanız yeterli olacak.
Bitti mi? Alacağınız başka bir şey kaldı mı? Bitmedi. Seni hapislerde çürüteceğim. Ne yaparsan yap. Elinden geleni ardına koyma. Ama defol git evimden. Serpil. Dokunma bana. Evli olduğunu söylemedin. Beni aldattın. Evet, evliydim. Seni sevdiğim için gizledim. Aldatmak için değil. Seni kaybetmemek için yaptım. Beni anlamaya çalış lütfen. Git. Seni bir daha görmek istemiyorum. Sana muhtacım ben. Seni seviyorum. Hayatta tek inandığım sendin. Şimdi her şeyden, herkesten nefret ediyorum. Yanındaki avukatıydı. Boşanıyoruz. Bundan sonra mutlu olacağız Serpil. Çekil yolumdan. Bırakma beni ne olur. Şimdi kendimi bulmaktayım ben. İnan bana. Sana mı? Serpil! Serpil! Bana bir iş teklifiniz vardı, hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz olur muyum? Şimdi kabul etsem o dediklerinizi yapabilir misiniz? Elbette. Hatta daha fazlasını bile. Öyleyse kabul ediyorum. Güzel. Derhal bir kokteyl düzenleyip seni basına tanıtacağım. Hazırladığımız son kasetlerin sevkiyatını acele yapın. Şimdi... Anlaşalım Faruk Bey. Serpil Hanım... Yalnız 6 ay sizin gazinonuzda çıkabilir. Pekala, anlaştık Kenan Bey. Yalnız bana da %25 vereceksin. Bunu sakın unutma. Tamam, o da kabul. Zaten burada hep sizin dedikleriniz kabul oluyor. Öyleyse her şey yolunda demektir. Tamam. Harika. Bunu kutlayalım öyleyse. Kızım, bize soğuk bir şeyler getir, acele olsun.
Hiç zor değil seni kalbimden atmak. Taş gibi yollara atarım seni. Bir anlık mesele seni unutmak. Karanlık maziye satarım seni. Söylediğim gibi, ben düşüncelerimde yanılmam. Çok kısa zamanda şöhret ve paraya kavuştum. Neye yarar? Her şey boş. Parayla beraber sevdiğim insanı da kaybettim. Teklifim her zaman geçerli. Benimle evlenirsen seni çok mutlu ederim. Lütfen bir daha bu konuyu açmayın. Yoksa dostluğumuz burada biter. Ben sabırlı bir insanım. Beklemesini bilirim. Buyurun. Hanımefendiyle görüşmek istiyorum. Kimdi? Serpil Benay dersiniz. Ne istiyorsun? Niçin geldin? Buraya gelişim belki tuhaf ama gözümde hiçbir şeyin değeri yok. Kadınlık gururumu ayaklar altına alarak sizden yardım dilenmeye geldim. Eğer biliyorsanız yalvarırım söyleyin bana. Kerim nerede? Kerim mi? O yaşayan bir ölü artık. Şimdi o kadar mesudum ki intikamımı aldım. Hapishanelerde çürüttüm onu. Yaşadığına bin pişman ettim. Yalvarırım söyleyin. Ne oldu? Kerim nerede? Bilmiyorum. O benim için öldü artık. Şimdi defol git buradan. Defol! Buradım! Baba! Oğlum! Babacığım! Canım benim! Babacığım! Aslan oğlum benim! Aylarca çekildiğim yerimde aslan oğlum! Canım evladım! Seni seviyorum! Babacığım! Seni çok özledim! Murat! Gel buraya! Bu evi annem duymasın, karışmam sonra! Hayır! Babamı istiyorum ben! Çabuk gidin buradan! Hanım duyarsa polis çağırır valla! Babacığım beni bırakma! Ne olur son bir defa sarılayım onu! Babacığım! Tamam, tamam artık! Baba beni bırakma! Muradım! Seni seviyorum oğlum! Tamam, babacığım, tamam, hadi beni bırakma ne olur! Baba!
apartman, otomobil, mücevher, kasetler, konserler... ...beni mesut edecek sanmıştım. Hayalmiş. Zirveye varınca anladım. İçimdeki boşluğu bunların hiçbiri dolduramıyor. Ne parada, ne şöhrette gözüm yok artık. Ne söylediğini bilmiyorsun sen. Yoruldun, sinirlerin bozuldu. Senden öncekilerde arada bir böyle şikayetçi olurlardı. Dinlen biraz, seyahate çık istersen. Bırakıyorum bunları, bir daha da dönmeyeceğim. Olur mu, müşteriye ne derim? Benim adıma özür dilersin. Bak, dinle beni. İşi birdenbire bırakmak başına dert açar. Mukavelemiz var, biliyorsun. Biliyorum. Mahkeme, tazminat, bunlar güzel şeyler değil. Kolayca kazanıp da bütün bunları bırakmak, kaçmak iş mi be, nankör! Al hepsini. Borçluysam öde. Köşke senin olsun. Nem varsa, neyim varsa hiçbirini istemiyorum. Geldiğim gibi gideceğim. Dur, dinle beni! İyi günler. Serpil Benay'ın telefon numarasını istiyor. Yazıyorum. Bir dakika. Evet, söyleyin. Evet. Sağ olun. Alo, buyurun. Alo. Buyurun efendim. Alo. Kimi aradınız? Ben Serpil Benay. Alo. Alo. Cevap verin lütfen. Alo. Aman. Allah Allah! Kim acaba? Şeyden, son yaşa alalım da.
de neye yarar, neye yarar bilmelisin. Teselli deyip de avutmuyorsa eyvah neye yarar, ah neye yarar kader. Devam et, devam et, devam et! Serpil! Serpil! Bir dakika kardeşim, nereye gidiyorsun? Etsem bu mektubu üzerinde yazılı olan adrese teslim eder misiniz? Tabii kardeşim, ne demek? Yalnız bu mektubu
24 saat sonra yerine teslim ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir gariplik var. Ben en iyisi bu mektubu yerine bugün vereyim. Serpil Hanım siz misiniz? Evet, benim. Bir arkadaşım not gönderdi de bunu içti içti bana verdi. Muhakkak yarın götür dedi. Hali pek kötüydü, içime bir kurt düştü. Çok sıkı tembih edişi, illa yarın sakın ha. Önce bunu götür diye ısrar edişi garibime gitti. Aman Allah! Seni çok seviyorum. Sen bu satırları okuduğunda belki de ben bu dünyadan göçmüş olacağım. Sensiz yaşayamam. Elveda sevgilim. Canım! Serpil'im!